Yakında Yaponiyadaki parlament azalar sayılımı katnışvatkallarının içi de Arfiya Ablet isimlik bir Uyghur'nun buluşu muhacirettiki Uyghurlar arasında bir kızıq temiga aylandı. Arfiya özü tanıştırgandak o Yaponiyaga okuşku çıkan ve puhralıqı ötken Uyghur ailesinin Yaponiyada tuğulgan perzenti bulup Yaponiyada otur mektepini püttürgenden keyin Amerika'ya kelip okugan. BDT Dünya Bankası katarlık yerlerde işlep tecrübe toplagandan keyin yakında Yaponiyadaki çoğun siyasi partiyelerinin biri bolgan Erkin Demokratlar Partisi vakalıdan Yukur Palata azalıkının namzatı bulup saylamğa katnaşmakta. Bloomberg agentliğinin İngilizce ziyaretinde o özünün Yaponiya siyasi sahasına kirişidiki maksadını Yaponiyanın halkara cemiyetki lideri bolishi halkara cemiyet duş kelyatkan demokratik sistemiga bolgan hırsqa taqabil turish Yaponiya jamiyatidagi ko'p xillikni dunyoga namoyon qilish degan 3 nuqtaga yig'inchaqlagan. 30 yildan oldida hozir NASA'da xizmat qilyatkan doktor Erkin Sidiqning ta'siri bilan vatanda Erkin Sidiq qodisi deb atalgan Uyg'ur yoshlari orasida bilim egallash va chatga chiqib o'qish qizg'inligi qo'zg'algan edi. Vatan sırtığı çıkan şu Uyghurlarının ikinci evladı bolgan Arfiya'nın 33 yaşında Yaponiya'da en küçük siyasi erbab süptüde siyasi sahaya kırışını Arfiya hadisi deyişki buludu. Arfiya hadisi Erkin Sidiq hadisinin perihlik. Məlum bir şəxsinin təsirdin qozgalgan ictimai hadisi bolmasdın. Yaponiya'daki Gülistan Aziz, Avustraliya'daki İntizar İlham Qatarlıq Uyghurlarının arka-arkadın özü puhra bulup yaşavatkan devletlerde kespi siyasi yolluk yolluğu menişi Arfiya hadisinin mezmunu hesaplanıdı. Biz işinimiz ki bundan keyin ixtizadi yolda avangrad bolğucu Uyghur yaşlarının hadisleri ilim pende bösüş karakterlik neticilerini kolğu keltürgen yaş Uyghur alımlarının hadisleri arka-arkadın meydanğı keledi. Әмді бұндақ еңідің мейданғы келуатқан Арфия ғадысыларғы қарта, вәтән сұртыдке ұйғыр жамаачілігінің ұлақ қарта пішқан бір позицияды болышы интайын мойым іші сапланыды. Арфия, ұйғырчы білемсіз деген суалла. Арфия, ұйғырчы білсіңіз ұйғырла үшін аваз чықырын деген зорлашла. Ишінімізге Арфияның өзігімі еніқ болған, Әмма ішпадылаш қиын болған бір реаллық болышы мүмкін. Муаджираттікі ұйғырлышыны түшініші керек ке, ғазырқы қалқаралық сияси системіғі көрі, Арфия, Япония пұқрасы вәшініңдәк, тақатлы япон пұқраларғы вакалыдан шу дөләтнің сияси сәхнісі де өзінің бір кішілік вәзіпісіні өттәватыды. Әлбәтті Арфияның ұйғыр кемлігі, оның ұйғыр ерке қырғанчылықы юзберватқан бүгінгі күнде Халқара жамият ва муҳожираттики уйғурлар арасидаги қизиқ нуқтага айланишидаги муҳим сабаб ҳисобланади. Кескинлашиватган уйғур ирқий қирғинчилиги, умидсизликка чўккан уйғур жамоатининг уйғурларни қутқизғил бўладиган ҳар қандай бир омилга диққатини йиғиши, уни кўчилаб беқиши нормал. Twitterда Арфияга бир японлиқдан тушган бир инказ Арфияның орнининг қанчалик сезгур эканлигини билдирди. Bu inkas bolsa, Arfiya, eger bir günlerde Uyghurlar bilen Yaponlar arasında uruş bulup kalsa, siz kaysi tarafta turusuz diyenden ibaret bulup, bir siyasiyon buluş süptü bilen işinimizki Arfiya'nın bundak suallığa özüge çüşlük cevabı var. Yaponiya'nın kanunuğa asaslanğanda, Arfiya'nın her kandak vakitte pekat ve pekat Yapın dövdi ve yapın puhralarının menfaat üçün hizmet kılış mecburiyeti var. Ondaq bolganda Arfiya'nın biz Uyghurlar üçün eşkandaq kımıtı bolmamdı o digende ondaq emez. Arfiya'nın yukurda Bloomberg'daki ziyaretide tılgı alğan 3 noktasını kıskıcı analiz kılsaq. Birincisi, Yaponiya'nın universal devlet küçünü aşırışı hesaplanıdı. Yaponiya küçlük orungu ötse, Xitayğa taqabıl turduğan küç aşıdı. İkincisi bolsa, xalqara demokratik sistema ve ölçemlerge bolgan xırıs bivastı Xitaydın kelevatıdı. Bu xırıs qarıştırışının kimge qarıştırış işgallegi entayın enik. Üçüncisi, Yaponiya'nın cemiyetinin köp xıllıqını namayan kılışqa
ən ihtiyaclıq bolıvatqını Yaponiya əlbəttə. Yaponiya demokratik dövlətlə işçidiki sanaqlıq puxra dövləti hesablansımı, aral dövləti və taq millətlik ictimai gəvdisi səbəbidin hazırgıcı dünyada mutəssib taq millətlik milli dövlət markasını taqab yürməkdə. Bu üçüncü nöqtə bolsa, Yaponluqla ifadələşdi qiynılıvatqan xalqara cəmiyyət bolsa, Buni ko'rishdi qiynalayotgan nuqta bo'lib, Yaponiyada tug'ilgan g'ayri-yapon naslidan, ammo yapon puxrasi Arfiya uningga nihoyat yaxshi bir ulg'i bo'lib oldiga chiqdi. Arfiya oldiga chiqib, yaponlarga xizmat qilsimi, ammo uning ismi har bir atalganda bu ism yapon ichi va sirtida Uyg'urlar uchun ishlangan intayin ijobiy tashviqot hisoblanadi. Yuqorida deganimizdek, Yaponiya demokratik davlatlar ichidagi sanoqliq puxra davlat qatoriga kirdi. Puxra davlatining qonuni shu davlatdagi asosiy millatning manfaati uchun bo'lmasdan, shu davlatga puxra bo'lgan barlik insonlarning manfaatini qo'g'daydi. Bundaq davlatlar inson huquqlarini qo'g'dashni davlat qonuni va siyosatining asosi qiladi. Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilgan va shuningga qarshi qonun va siyosat yurgizayotgan davlatlar asosan puxra davlatlari bo'lyapti. Shu sababdan Arfiya hodisasidagi yosh uyg'ur avlodlar bir ig'iz uyg'urcha so'zlamay, uyg'urlar uchun biror ovoz chiqarmay, butunlay o'z davlati va o'z puxralari uchun xizmat qilsimi, ularning yoqlayotgani, qo'g'dayotgani demokratiya hisoblanadi. Bu dünyada haqiqiy demokratiya mavjud bo'lib tura oladigan, kengayaladigan, uyg'urlarni qutuldira oladigan, qo'llaydigan kuch va umid davomliq mavjud bo'lib tura oladi, zo'riydi degan gap. Shu sababdan Arfiyaning yapon davlati uchun xizmat qilishi bilan uyg'ur masalasining xalqaro ishi parallel va bir yo'nalishdagi xizmat hisoblanadi.